fazla hayatına karışan görüşen yok. Niye gitsin? Yok, serbest kadındı. Niye gitsin? Efendim işte o zaman ağladı dedi ki en son arabadan aşağı inerken. Heh. Mehmet çok bunaldım. Eşim bana, çocuğum bana sahip çıkmıyor. Bıktım bu hayattan, yaşamaktan. Zengin biri bulup evlenip gideceğim dedi bana. Tamam. Dedim ki Ayşe bu yaşta nereye gideceksin? Dön evine dedim, her şeyi dedim bırak. Zengin birini bulsaydı zaten evlenip, bırak kira vermeyin. Zaten evlenip gitseydi kızının bir haberi olurdu. Zaten şu anda da öyle bir gidişi mümkün değildi. Çünkü resmi olarak da evli. Affedersin. Arayayım. Hayır ben şunu anlamadım. Evet, evet, yani evli. Mehmet Bey sana ne ya? Sana ne yani? Müge Hanım şöyle yani bak şey. Bütün bu anlattıkların para karşılığında beraber olduğun bir kadınla konuşulacak şeyler mi? Sana ne? Kaç lira veriyordun? Ya ben doğru o gün kaç lira verdin? Madem para karşılığı beraber oluyordun 10 lira mı verdin? Cep telefonunun içinde 10 lira vardı bıraktın da diyorsun. Hayır, yalan söylediğin oradan belli. O gün vermedim. Niye vermedin? Niye vermedin? Ya o gün para vermedim. Param öyle şey olur mu? Öyle şey olur mu? Bu işi yapan param vardı param yok diye bakar mı? Cebinde paran oldu mu gidersin? Şimdi kadın demek ki çıkmayacak ki ortaya. Herkes böyle bu kadar rahat konuşuyor yani. Abi kadınların da namusunu bu kadar ayaklar altına alamayız yani. Olur mu öyle şey? Demek ki kadın yok ortada. Sen az önce ne dedin? Bu kadın para karşılığında benimle beraber oluyordu dedin. Diyorsun ki ondan sonra 10 lira vardı dedin. Niye o gün para vermedin o zaman? Bir saniye beni dinler misin? Dinliyorum. Ben o kadına niye para vermedim? Niye vermedin? Sana bayılıyordu Brad Pitt. Necla diye kızı var. Necla diye kızına 70 perde yaptırmış camlarına. 600 milyon para verdim perdeciye gittim 500 evlerde. O sana 11 bin lira verirken niye verdi o zaman? O sana 11 bin lirayı niye verdi? Ben borç aldım benim... Nalbur zor durumdaydı. Nalbur'a vermek için borç ne nalbur be kardeşim? Bana ne nalburdan yani şimdi? Bana ne nalburda girmeseymiş o borca. Ya ben ne yapayım nalbura yani? Ortada yok diye her şeyi söyleme hakkı varmış gibi konuşuyorsunuz Mehmet Bey. Şöyle bir şey var Mehmet. Sen biliyor musun? İşte anne gerçekten sen de gerçekleri söyle. Sen de gerçekleri söyle Fatime. Biliyorum zor olduğunu. Şimdi önemli olan artık kimin ne yaptığı değil. Annenin senin bulunması. Annen temizliğe mi gidiyordu birileriyle beraber onunla mı gidiyordu? Temizliğe gidiyordu Müge Hanım. Peki hatta temizliğe gittiği yerler biliyor musun neler olduğunu? Biliyorum. Yani Servet teyzenin ailesine gidiyordu zaten sürekli. Yani onlara gelip gittiğini zaten ben onları arıyordum annemin telefonuna ulaşamadığında oradaydı yani. Birkaç tane temizliğe gittiği yeri gösterebilir misin? Yani, bulalım biz onları. Eğer yayına bağlanmak istemeyenler de olabilir. Hani, bize lütfen temizliğe gittiği yerlerden arayanlar olursa sevinirim. Yani senin evet, annen böyle birçok kişiyle mi görüşüyordu? Abi, zaten son bir senedir falan annem görüşmüyordu kimseyle Müge Hanım. Dayımla da ayrıldığını söylemişlerdi. Hiç kimseyle görüşmüyordu. Evden şeşten eve gidiyordu kadın yani. Öyle peki Mehmet Bey siz o gün ne yaptınız daha sonra? Şimdi siz gittiniz. Onu babanlar nerede oturuyor? Babamlar Küçükköy'de oturuyor Gazi Osman Paşa. Gazi Osman Paşa'da. Evet. Sonra Gazi Osman Paşa'yı bıraktınız o ormandan. Bakın. Sonra siz nereye gittiniz? Evet. Ben otogarın karşısında bir daireye fayans yapmaya gittim işe. Evde oturanlar var mı yoksa boş daire mi? Var evde otur. Boş daire de altında sahip oturuyordu. Tamam yani sizi gördü mü karşıladı mı? Yani şahidiniz var mı diye soruyorum. Sosyal bir arkadaşım var. Yani sizin lehinize soruyorum yani. Sizi... Var efendim Vanlı. Vanlı bir Kıyas diye bir arkadaşım var. Heh. Onunla birlikte çalışıyorum. 10 senedir ortak çalışıyorum. Tamam kaçta gittin Kıyas'ın yanına? O da yanındaydı. Onu görüş yolundan aldım buradan. Buyurun. Kaçta yani başladınız orada işe? Saat 8-8.30'da buluştuk. 8-8.30 geçe burada görüş yolunda buluştuk. Tamam sonra kaça kadar çalıştınız orada? Orada akşam saat 7-8'e kadar çalıştık. Çalıştınız sonra... Evet. Sonra evinize mi döndünüz? Sonra kıyas evine gitti, ben evime geldim. Evinize geldiniz. Başka bir yere gitmediniz. Evet. Tamam. O zaman Gökhan'cığım sen... Yok kesinlikle. Sen şeyi de bul, kıyası da beraber bulursanız yani sonuçta şahitleriniz de sizin lehinize olacak.
Yani o şahitlerini de bulun. Gökhan'la konuşturun. Tabii efendim. Getiriyorum. Tamam, bir de Sucu'yu da bulun o zaman. Sucu nerede? Tamam Müge Hanım. Efendim Sucu'yu ben bilmiyorum. Ben bununla 3-5 kişi bana ismini verdi ama ben ne telefonunu biliyorum ne adresini biliyorum. Onları bulmanız için onların Ayşe'nin 3 tane hattı vardı. Telefon dokümanlarını çıkartmanız lazım. Ya kimlerin üzerineydi telefonlar? Mesela bir tanesi benim eşimin üzerine. Zaten annem telefonun şarjı bittiğinde bile ben işten gelince bana açtırıyordu Müge Hanım. Hani çünkü ona benim aldığım telefon akıllı telefondu. Anneler gününde almıştım ben ona. Ya zaten biliyorsunuz akıllı telefonları iğnesiz açılmıyor. Annem onu açıp da pin kilidini açabilecek bir insan değil zaten. 3-5 tane hattı nasıl kullanabiliyor? Yani? Ben zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Baktın mı dökümüne? Biz ulaşamadık maalesef dokümanlara. Tamam, bu telefonlar İstanbul nerede? Bulmuştur yani. Telefonun bir annemde, bir tanesi de evde zaten şu an. Telefonun diğeri evde. Yani toplam 2 hattı vardı annemin. Birini zaten kontür yüklemiyordu. Tamam, eski gittiği işlerinden... telefonun hattı önemli. Gittiği telefonun gittiği hattı telefon, kimin üzerine? Eşimin üzerine. Tamam, ondan döküm alabiliyor musun? Alabiliriz. Zaten polislere de söyledik. Savcılığa da verdik. Döküman elimize ulaşacak ama ne zaman bilemiyorum. Sizin o gittiğiniz alanda bir göl var mı Mehmet Bey? Gölün kıyısına mı gittiniz? Hayır efendim. Hayır, yanlışına gitmiş arkadaşlar. Beni onlar sağa gitmiş, ben sola gittim. Tam tersine. Sizin gittiğiniz yerde göl var mı göl? Hayır, yok. Yanlış yere gitmiş dediğin neresi burada peki? Yok, o yanda yok. Yanlış yere arkadaşlar gitmiş. Çekim yapılan yani yer. Arkadaşlarınızın gittiği tarafta göl var da senin gittiğin tarafta mı göl yok? Çekim ekibinin gittiği evet, yer. Evet. Yani senin gittiğin tarafta göl yok ama arkadaşlarınızın gittiği öbür tarafta göl var. Göl yok, ırmak var, ufak bir su akar. Bir yer var. Göl, su akar, biriken bir yer var yani, bir su var. Var 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 evet. İnsan evet, boyunu geçen bir su birikintisi var yani. Öyle su akan yer bu. İnsan boyunu geçen. Ya insan boyunu geçmez ya, dizdir geçmez. Tahmin ediyorsun. Dizlerine çıkar anca. Kenarına geçmez, ortada geçer. Evet, tahmini. Ha, tahmini. Yani evet. O göl kenarına gitmez, gitmesen tahmini, dahi. Evet, doğrudur. He? Göl kenarına gitmesen dahi oturduğun yerle bir gezmeye gidelim şöyle gölün kenarında dolaşalım evet. Desem kaç kilometre veya kaç metre mesafe var? Senin hanımefendiyle şimdi beraber yaşadığın yerle... Dur şimdi bakacağız. 50 metre mesafesi var. Ha? Tamam ya, gölün kenarı demek işte. Ya gölün kenarı işte. Yani sen burada oturursun, çayını içersin. Hadi bir yürüyüş yapalım dediğin zaman 500 metre sonra da göle gidersin. Hayır efendim, 50 metre en fazla. O zaman daha beni ne konuşuyorsun kardeşim? Yani. 50 metre 100 metre dediğinde zaten buradan burası işte. 50 adım işte ya. 50 adım yani. Yani o zaman göl kenarı yani. Mehmet Bey, sen o gün yok, ona... ufak bir su akıntısı var. Aa, sen o gün ona böyle gene kızdın, bir şiddet falan uyguladın mı? Hayır, kesinlikle kızmadım. Ben sana ondan 2 senedir içinde kavgamız var, dövüşümüz var. Hiç kızmadım. İyi geçiniyordunuz. Başkalarıyla görüşmüyor. Kesinlikle değil. Ya iyi geçinmesem buradan otobüse bindi, Kastamonu'na yanıma geldi. Gelir miydi? Şiddet uygulasaydım. Peki başkalarıyla görüşen bir kadını niye kastırmalıyım? Tekrar ben bunu Araç'tan, belediyenin otelinde kaldık. Araç'tan, belediyenin otelinden, otogardan otobüse bindirdim. Ertesi gün İstanbul'a kendi geldi tek başına yine. Tamam da başkalarıyla görüşen bir kadına niye bu kadar yanınıza çağırıyorsunuz, otobüse bindiriyorsunuz efendim, falan? Efendim kendi... Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sakın. Bu, hayır bir bak. Bir de öyle Brad Pitt, Brad Pitt'i benzetmesini evet. Yapma. Anladım. Ha, ona... kız, bu da kıskanç. Üner de mesaj atmış. Evet. O da diyor, ona da Brad Pitt diyorum, o benim adım diyor. Evet. Yani ona gelinceye kadar nokta nokta nokta. Beyefendi, şimdi bizim bildiğimiz anlamda sizin dediğiniz türden kadınlara... ben beylerin bu kadar ihtimam gösterdiğini evet. Görmedim yani. Alayım oradan, otogardan alayım, otogara bırakayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Bir de yani o zaman sizin yanınızda kalmasıyla kaybedeceği kazanç falan. Yani şimdi siz gelin doğruyu söyleyin. Bu kadın son dönemde sizden başka efendim, kimseyle... Efendim, Fatih için benim yerime geliyor devamlı, çıkarı için. Ne için? Çıkarı için. Menfaati için geliyordu benim yanıma devamlı.
Siz ona ne mi yapardınız? Şimdi işe gidecek alıp götürüyordum. İşten gelecek gidip alıyordum. Temizliğe gezmeye mi gidiyordun? Gezmeye gideceğim diyordu. İşi bırakıp gezmeye gidiyorduk beraber. Bir dakika. Siz onun temizlik yaptığı yere mi götürüyordunuz? Birileriyle buluşmaya mı götürüyordunuz? Hangisi? Hayır, temizlik yaptığı yere. İşe gittim diyordu. Bana işe gittiği yerlere götürüyordum. Tamam ama az önce de ne dediniz? 3-4 tane yeri biliyorum işe gittiği yerlere. Temizlik yapmaya diye gidiyor, başka şeyler yapıyordu dediniz. Efendim, ben bırakıyordum. Ben bıraktıktan sonra tekrar başkaları yine oradan çıkıp gidiyormuş. Niye? Siz zaten biliyorsunuz, sizden bir şey saklamasına gerek yok ki. Niye öyle bir şey yapsın? O zaman bilmiyordum. O zaman benden her şeyi gizliyordu. Ne zaman öğrendiniz? İşte asıl nokta bu. O bir sene önce bu konuştum. Ama daha Çatalca'ya yeni götürdüm dediniz. Ne zaman öğrenmiş? Bir sene önce. Efendim gidiyorduk, Çatalca'ya gittik, sağa sola gittik de bak. Bir sene önce hiçbir şey istediğim haberim yoktu, bilgim yoktu. Tamam, ne zaman öğrendiniz en son? Eşi hastanedeyken de kaza yapıp eşi hastanede yattıktan sonra öğrendim her şeyi. Tamam. Ondan o Yılmaz meselesi. O Yılmaz meselesi. O ne zaman? O iki Yılmaz yıl önce. Meselesini başkalarının yerine gittiğini her şeyi kendi açıkladı. Evet. İşte bunu ne zaman öğrendiniz? Yılmaz dışında başkalarınla gittiğini ne zaman öğrendiniz Mehmet Bey? Hep ondan sonra öğrendim. Eşi hastaneden çıktıktan sonra. Ne kadar oluyor bu süre? Kendi söyledi de böyle işte Yılmaz'la gidiyorum. Bu süre bir sene oluyor aşağı yukarı. Tamam. Peki Çatalca'yı ne zaman götürdünüz? Çatalca'ya ne zaman götürdük? Çatalca'ya bir sene önce gitmiştik. Beyefendi siz programın başına başladığınızda niye 5.30'da gidiyorsunuz dediğinde ben zaten onu alıp sürekli götürüyorum demediniz mi? Allah'tan unutmuyorum konuşulanları. Efendim devamlı gidiyorduk dedim size. Arada böyle 10 günde bir, 20 günde bir gidiyorduk. 15 günde bir kere gidiyorduk sağa sola gezmeye. Hayır, çalışmaya ne zaman götürdün? Kaybolmadan ne kadar zaman önce götürdün çalışmaya? Çalışmaya ondan 2 gün evveli, 3 gün evveli devamlı Ardırt köyüne bir yazlığa, Vilce'ye götürdüm. Tamam. 3-4 sabah onu işe bıraktım bak, Vilce'ye. Tamam, şimdi geldik. Sen yani kaybolmadan 1 gün evvel, 2 gün evvel onu aldın yine götürdün. Götürdüğünde çalışmaya gitmiyormuş. Evet. Başka bir şey için gidiyormuş. Onu söylüyorsun. Niye götürdün o zaman? Efendim her zaman bak, her zaman değil. Çalıştığı 4 veya 5 bir aile vardı. İşe gidiyordu, diye gidiyordu. Daha önce bir sene önce bu çok yeni işe gidiyordu. Bir gün evde durmazdı ki. Beyefendi bakın biz aynı şeyi konuşuyoruz. Şimdi bakın ev temizliği size kolay gibi geliyor herhalde ama ev temizliğine giden kadın, yani madem bu işi yapıyor niye ev temizliğine gitsin? Gitsin oradan villadan alacağı 150 ya da 200 lira bir para, 200 lira onu alana kadar o zaman sizin dediğiniz işi yapıyorsa bütün gün niye kendini yorsun? O zaman sen efendim, eğer onu bile bile de götürüyorsan... Ev temizliğini hobi olarak yapıyormuş. Ne yapıyormuş?